Allahu Teala and olsun ki ben sizi imtihan edeceğim buyurmuştur. Biraz korkuyla, biraz açlıkla ve nefislerinizden eksiltme ile sizi sınayacağım, sabredenleri müjdele ediyor. İnsan bu imtihanı, bu dünyanın imtihanını en çok bu yolda yaşar. Bu yolda hisseder daha doğrusu. Herkes imtihan olur ama çoğu zaman insanların büyük bir kısmı, gafil olanlar, Rabbani orma yoluna girmemiş olanlar bu imtihanın ilk bir iki basamağında imtihanı kaybederler, kendilerini teslim ederler. Ondan sonra da hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını zannederler. Onlara göre onların hayatı normal bir hayattır. Onların gidişatı normal bir gidişattır. Halbuki biz Kur'an ayetlerinden anlıyoruz ki biz sürekli son nefesimize kadar bir imtihanın içerisindeyiz. Madem ki imtihanın içerisindeyiz, başımıza gelen her işte, karşılaştığımız her şeyde, ne olursa olsun ama dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, zahiri, batini, bunun bizim için bir imtihan olduğunu bileceğiz. İnsan karşılaştığı her şeyin, başına gelen her şeyin veya başına gelmeyen her şeyin, bazı şeyler de vardır ki Cenab-ı Allah insiraf eder, sizden uzaklaştırır, uzak tutar. Bir şey çok yakın olmak isteriniz, Allah-u Teala uzaklaştırır. Bunların hepsi birer imtihandır. Yani erişebildiğin, ulaşabildiğin şeyler de, erişemediğin, ulaşamadığın şeyler de senin için bir imtihandır. İnsan bunu bilirse, her şeyin bir imtihan olduğunu ve bu imtihanı mutlaka başarmak, kazanmak zorunda olduğunu bilirse, dünyada hiçbir şey insanı üzmez. Çünkü Allahu Teala bu dünyada keder ve sevinci yaratmış. Rabbül Alemin ama kederi de sevinci de geçici olarak yaratmış. Benim bütün dünyam yıkıldı zannettiğiniz birçok şeyler vardır ki bir süre sonra kaybolup gidiyor. Veya bütün dünyalar benim oldu diye sevindiğiniz şeyler oluyor ki o sevincin de bir süre sonra kaybolup gittiğini görüyorsunuz. Demek ki Allahu Teala dünyanın geçiciliği gibi dünyadaki sevinçleri ve üzüntüleri de geçici olarak yaratmıştır. Ama hepsi bizim için bir imtihandır. Bu Saadet-i Kiram'ın yoluna giren kişi bilecek ki hiçbir an hayatın hiçbir safhasında imtihandan geri kalmaz. Böyle düşündüğünüz zaman karşınıza çıkan her şeyle kolay bir şekilde baş edebilirsiniz. Allahu Teala kimini kocasıyla imtihan eder, kimini hanımıyla imtihan eder, kimini anne ve babasıyla imtihan eder, kimini çocuklarıyla imtihan eder, kimini iş arkadaşıyla, kimini komşusuyla, yani herkes her şekilde bir insanla imtihan içerisinde olur. Bu insanlarla olan imtihanımızdır. İnsanlarla olan imtihanımızda başarabilmek için taviz vermememiz gerekiyor. Kırmayın, dökmeyin, incitmeyin, aşağılamayın ama hiçbir şekilde yolunuzdan dönmeyin.